Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Önümüzdeki günlerde çok çok önemli bir konu olacak hayatımızda gitgide çünkü. Sağlıklı yaşamak, sağlıklı adımlar atmak, sağlıklı beslenebilmek, sağlıklı bir yaşam tarzını oluşturabilmek çok daha değerli hale gelecek. Çünkü pandemide gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorum. O yüzden biz de programlarımızda sık sık yer veriyoruz. Konuğumuzla hem sağlıklı yaşam hakkında hem kariyeri hakkında konuşmak istiyorum. Hilal Toplu konuğumuz, kendisi uzman doktor olarak görev yapmakta. Hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi hem alanınızla ilgili konuşacağız, hem mesleğinizle ilgili konuşacağız, neler yaptığınızı, ama ondan önce biraz kariyer geçmişi dinlemek isteriz sizden. Tabii ki. Ben aile hekimi uzmanıyım. Aile hekimi uzmanlığı nasıl yapılıyor? 6 yıl tıp fakültesi mezuniyeti sonrasında tıpta uzmanlık sınavına girilip ilgili puanla aile hekimliği asistanlığına yerleştiriliyor ve sonrasında 3 yıl kadar süren bir eğitim süreci oluyor. Uzmanlık tezi ve sözlü mülakat eşliğinde aile hekimi uzmanı olarak mezun oluyorsunuz. Harika. Peki alanınızla ilgili biraz daha bilgi istesek sizden, neler yapıyorsunuz? Ben özellikle asistanlığım boyunca obezite alanında kendimi geliştirdim. Endokrinologlar, obezite ve diyetisyenlik birimi, diyabet, tiroid ve ilişkili hastalıklarla ilgili çeşitli çalışmalar, tezimi de bu konuda aldım. Ve kendimi o alanda geliştirdim. Harika. Peki işinizin hedefi arasında neler var? Hedefim daha sağlıklı toplumlar oluşturabilmek, ama sağlık derken sadece tıbbi olarak sağlık değil. Yani hastayı bir bütün olarak değerlendirip sosyal açıdan, entelektüel açıdan, mesleki açıdan, finansal, çevresel, duygusal, hatta ruhani açıdan bile iyilik hali olan wellness dediğimiz tam son iyilik haline ulaşmaya en yakın noktaya getirebilmek. Hem kilo kontrolü noktasında, hem sağlıklı beslenme, doğru diyet alışkanlıkları ve aile hekimi olduğumuz için tüm aileyi de kapsayacak, tüm yaş gruplarını içeren şekilde sağlıklı ve huzurlu nesillerin devamı için uğraşmaktayız. Harika. Peki bu mesleği, bu alanı seçmekteki nedeni öğrenebilir miyiz? Evet, küçüklüğümden beri insanlara yardımcı olmayı severdim açıkçası. Özellikle hedefler koymak, koçluk yapmak, yakın çevremde olsun arkadaşlarımda, akrabalarımda. Hem kendim için, önce kendim, sonra da yakınlarımdaki kişiler için bir yol gösterici olmak hep hoşuma gitmiştir. Onun için özellikle tıp fakültesini seçtim ve bu konuda da ilerlemek istedim. Harika. Peki hastalardan ve hastalıklardan konuşalım. En çok hangi talepler geliyor size? Her türlü talep geliyor bize. Hasta aslında içeri girdiğinde size bir fikir veriyor. Yani hastanın cildi, teni, saçları, bakışı, modu, o tiroid hastalığı düşündürebiliyor, diyabet düşündürebiliyor, obezite düşündürebiliyor. Bu sizin gözleminiz. Ama onun dışında bir de hastanın talepleri oluyor. Hasta bir semptomla geliyor. Bazen de siz bulun doktor hanım diyor. Hani bende bir sorun var ama ben çözemiyorum. O da olabilir. Yani her türlü talep aile hekimliğinde karşılaşıyoruz açıkçası. Peki, tabii ki bu talepler mesleğin zor yanlarını, keyifli yanlarını ortaya çıkarıyor, ama bir de sizden dinleyelim bu işin zorluklarını. Evet, en büyük zorluk bence sağlık sektöründe biraz çok fikirlilik var. Yani modern tıpçı hekim arkadaşlar ilaçlarla tedavi, fonksiyonel tıpçı son dönemde gelişen bir alan olan fonksiyonel tıpçı arkadaşlar daha farklı, daha geniş kapsamlı yaklaşıyor. Bütüncül tıp var, geleneksel yöntemler var. Burada biraz hastaların kafası karışıyor açıkçası. Endokrinoloğa gittiklerinde farklı tedaviler, genel cerrahiye gittiğinde farklı tedaviler.
tedaviler. Burada bunları toparlayacak hastaya en uygun yöntemi, en uygun kilo verme olur bu, diyabeti düzenleme olur. Neyse hastanın şikayeti, en doğru yöntemi ve yolu çizecek kişi ben aile hekimlerinin olduğunu düşünüyorum. Kişinin de isteklerini baz alarak. Bu noktada biz de biraz zorlanıyoruz. Yani çok farklı, çünkü tanılar bazen ve tedaviler geliyor. Onları kombin etmek, onları gereksiz kullanılan ilaçları kesmek, kullanması gereken ilacı kullanmayan hastaya da teşvik etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra hastanın semptomuna göre tabii ki fonksiyonel yöntemler ve diğer yöntemlerden de ben şahsen fitoterapi, aromaterapi ve mindfulness ve diğer yöntemleri de deniyorum. Harika. Peki keyifli yanlarını da dinlemek istersek? Evet. Keyifli yanları şu, bir hastanın gözlerindeki ışıltıyı görmek. Çünkü gerçekten ilk geldiklerinde sorunla geliyorlar. Ve bir modda düşüklük, umutsuzluk, çaresizlik. Bazen söylemiyorlar bile, sizin sormanız gerekiyor. Sonraki gelişinde gözlerindeki o ışıltı, daha planlı programlı olmaları, hedeflerini yerine getiriyor olmaları, sağlıklı beslenebilmeleri artık, çevrelerine pozitif enerjinin yayılmış olması ve birçok hastalığın aslında birbiriyle ilişkisi ve kiloyla, beslenmeyle ilişkisi. Sonraki geldiklerinde aynı zamanda şeker düzeyinin, kolesterol düzeyinin, tiroidlerinin, her şeyin bir anda iyiye gitmesi. Bunu görmek bence bir hekim için yeterli diye düşünüyorum. Değil mi? Peki wellness diye konuştuk ama bilmeyenler de olabilir. Wellness ne demektir tam olarak? Wellness aslında sadece bir marketing ismi değil. Yani wellness bir spa merkezi adı olarak genelde biz görüyoruz. Ama wellness incelediğimizde çok geniş kapsamlı bir kavram. Ve ben herkesin wellness'ı bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aile hekimliklerinin de özellikle. Çünkü herkes spor hocasıyla çalışamıyor ya da herkes diyetisyenle çalışamıyor. Ama herkesin bir aile hekimi var. Ve wellness'ı hayatınıza uyguladığınız zaman gerçekten tam bir iyilik hali oluyor. 8 tane aşamada iyilik hali diyoruz biz buna. Bu beslenme ve diyet kısmı sadece fiziksel wellness içinde. Ki bunun içinde uyku da var. İlaçlarınızı alıyor musunuz? Aşılarınızı yaptırıyor musunuz? Emniyet kemeri takıyor musunuz bile var. Bunun soru modaliteleri var ve ben gelen hastalarıma soruyorum her seferinde. Testlerini yapıyorum ki bir şey gözden kaçmış olmasın. Fiziksel wellness'ın dışında duygusal wellness var. Duygularını ifade edebiliyor musunuz, duygularınızı? Çünkü ifade edilmeyen duygular ağrılara dönüşüyor. Ağrılar fizyolojik wellness'ı bozuyor ve kişi sürekli doktordan doktora, hastaneden hastaneye çaresizce dolaşıyor. Yaşadığı anksiyete, baş dönmesi, terleme, titreme gibi semptomlar yapıyor. Hastalar nöroloji, psikiyatri gitmediği yer kalmıyor. Onun için hepsi birbiriyle ilişkili aslında. Çevresel wellness. Çevresel wellness'ta da çevreye ne kadar duyarlısınız? Gönüllü çalışmalara katılıyor musunuz? Geri dönüşüm ürünlerini kullanıyor musunuz? Çevreyi de koruyan, hem kendimizi hem de çevremizi koruduğumuz bir wellness şekli. Onun dışında sosyallik, spiritüel dediğimiz ruhani. Çünkü her şeyiniz tam olsa bile içinizde bir boşluk hissi varsa, gerçekten onun hayatın anlamı yoksa sizin için, onun da bir anlamı olmuyor. Wellness'ınız tam diyemeyiz. Ben hastalarıma bu 8 wellness çeşitlerinde testler yapıyorum ve eksik olan wellness bölümleriyle ilgili çalışmalarını istiyorum. Kendileri haftalık programla eksik olan wellness modalitelerinde ev ödevleri, neler yapabilirler. Hepsini dört dörtlük yapamazlar ilk etapta elbette. Ama o yaptıkça aslında ne kadar kendilerinin pozitif etkilendiğini ve her şeyin daha rayına oturduğunu görüyorlar. Çünkü bu 8 sistem birbirini çok etkiliyor. Yani wellness tamamen sadece kan değerlerinizin iyi olması değil. Ya da wellness muhteşem dört dörtlük bir yaşam değil. Her zaman sıkıntılar olacak hayatta ve her zaman belli noktalarda aksaklıklar olacak. Wellness gerektiğinde zorlukların da farkında olmak,
ne yaşadığının bilincinde olmak, yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak, umutlu olmak, hayatta bir amacının olması, neşeli ilişkiler, kendini geliştireceğin yeni hobiler edinmek, bunların hepsini kapsıyor. Evet. Onun için çok geniş bir kapsam aslında. Kesinlikle çok da önemli söylediğiniz gibi. Peki nerelerde öğrenebiliriz bu kavram, wellness kavramını? Evet. Nerelerde yapılıyor? Bu bizim bir projemiz aslında, aile hekimliğinde wellness. Yurt dışında Cleveland gibi büyük hastanelerde ve Türkiye'deki bazı büyük özel hastanelerde wellness programları çalışanlar ve hastalar için mevcut. Bunun içinde sabah nefes egzersiziyle başlayıp gün içinde meditasyon, yürüyüşler, herhangi bir spor, yani her şey mevcut olabilir wellness'ın içinde. Biz de eski sağlık ocağı sistemi artık kapandığı için, yeni aile hekimliği sisteminde kendimize kayıtlı hastalarımız olduğu için ve biliyoruz ki birinci basamakta ne kadar bu işler güzel yürütülürse, ne kadar koruyucu hekimlik yapılırsa, Sağlık Bakanlığı'nın harcamaları da sonraki kronik hastalık maliyetleri düşüreceği gibi ülkemiz bütçesine de ciddi katkısı olacaktır. Onun için ASM'lerde wellness programları, kilo verme programları, benim de kendi düzenlediğim Healthy Happy Fit sağlıklı yaşam spor programı, bunların daha çok çoğalmasını istiyoruz aslında. Böyle bir hedefimiz var. Nerede yapıyorsunuz bu programları? Ben Koz Yatağı'nda çalışıyorum. Koz Yatağı'nda hemşiremde spor akademisinde aynı zamanda birlikte hastalarımıza egzersiz, diyet programları yapıyoruz. Harika. Çok keyifli olsa gerek değil mi? Kalabalık. Evet, gerçekten çok keyifli. Çünkü hani 65 yaşında hayatında hiç spor yapmamış hastamız da var. Ya da hiç evlenememiş ama spordan sonra o kadar ve diyetten sonra o kadar özgüveni geliyor ki hani birlikte düğününe gittik mesela. Yani çok böyle hoş anlarımız oluyor. O bakımdan güzel bir alan, keyifli birlikte bir alan. Zaten sanırım wellness'ın içinde de muhakkak dostlarla güzel ilişkiler kurmak da çok önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Tabii ki, kesinlikle. Sosyal ilişkiler. Yani wellness sadece akademik başarı ya da sadece kan tahlillerinin dört dörtlük olması değil. Wellness her açıdan, sosyal açıdan da, kendinize zaman ayırmanız açısından da. Bazen o kadar çok koşuşturuyoruz ki ruhlarımız bedenlerimizin gerisinde kalıyor. O kadar çok yoruyoruz ki kendimizi. Bazen durup nefes almak gerekiyor. Ben neredeyim, ne yapıyorum? Bunu neden yapıyorum? Duygusal yiyicilik çok fazla. Evet. Özellikle ülkemizde. Zaten mutfağımız çok lezzetli. Oradan bir dezavantaj. Bunu neden yiyorum? Önce kendine onu sormak. Aslında benim enerji ihtiyacım yok. Enerjim tam. Ama beni bu davranışa iten şey ne? Onun yerine serotonin hormonunu arttıracak. Yiyerek değil ama yeni bir aktivite olur, hobi olur. Dışarıda yürüyüş bile olabilir. Yeni bir serotonin hormonu arttıracak aktivite yaptığımızda ne o kullandığımız antidepresan ilaçları kullanmamız gerekir, ne modumuz düşer. Yani her şey birbiriyle ilişkili o bakımdan. Kesinlikle, ben hep söylerim yani bu gerçekten gerekli mi? Her anında bir insanın bence bunu sorması lazım. Bu gerekli tabii mi benim ki için? Değil evet mi? Çok önemli. Evet. Peki son olarak izleyenlere neler söylemek istersiniz? Savaşlar, deprem, pandemi, o kadar çok bunların içine düştük ki aslında ve kendimizi ihmal ettik. Başkalarını da belki ihmal ettik ama en çok kendimizi ihmal ettik. Burada öz şefkat diyoruz, çok önemli. Kendinizi tanıyın, kendinize şefkat duyun. Ve hekimlerinize, çevrenizdeki insanlara, herkese şefkat duyun. Güvenin hekimlerinize. Çok fazla şiddet olayı son zamanlarda maalesef görüyoruz, duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Ama o şiddeti gösteren kişiye de empati davranmak gerekiyor. Kendi adımıza da. Yani belki de o kişinin bir tiroid hastalığı var ya da farklı bir anksiyete içinde. Ama bunları da anlayabilmek için dediğim gibi önce kendimize şefkat göstermemiz lazım. Güne nefes egzersiziyle başlayan, gün içinde yoga, meditasyon, dua, namaz, herhangi biri olabilir.
yürüyüş yapan, güzel beslenen, sosyal olmaya çalışan, gönüllülük esasındaki olaylara katılan kişilerin olduğu toplumlarda ben daha duyarlı, daha sağlıklı, savaşların bile olmayacağı, çok güzel yarınlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bunun için de herkese aslında iş düşüyor. Kesinlikle. Hepimiz gülmek bulaşıcıdır, değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, wellness gerçekten çok önemli. Özellikle pandemi döneminde sağlıklı yaşamın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Çünkü hastaneye bile gidemedik. Yani o yüzden oradaki yoğunlukları azaltmak, daha iyi bir yaşam için mutlaka bu kavramı çok iyi hayatımızda irdelemeliyiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.